Merhabalar, Anne Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Şirin. Beni tanımayanlar için, kanalıma ilk kez gelenler için hoş geldiniz diyorum. Mutlaka bana destek verin, beğeni atın ve yorumlarınızı bekliyorum. Tabii kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videoda sizlere neleri anlatacağım? Dekoratif pamuk çiçeği yapıyoruz, düşük maliyette. Nasıl güzel bir dekoratif ürün yapabiliriz onu göstereceğim size. Umarım videomu faydalı bulursunuz, beğenirsiniz. İsterseniz başladık bile. Bu şekilde dallarımı, minik dallarım var. Onları kullanacağım arkadaşlar. Hafif budaklı olmasını tercih ettiğim için elimde var olanı kullanacağım. Onu oraya o şekilde silikon tabanca yardımıyla yapıştıracağım ve pamuklarımıza geçeceğiz. Bu şekilde onu oraya bir sabitlemeye çalışıyorum. Kuruduktan sonra, iyice donduktan sonra silikon soğuduğunda yapışmış olacak. Evet, ilk dalımı alıyorum. Evet, burada yapıştırmış olduğum dalı gösteriyorum. Evet, kuruduktan sonra soğuduğunda dediğim gibi çok sağlam oluyor sıcak silikon. Diğer dalımı da göstereyim. Onu da yapıştırdım. Evet, siz hazır dallar kullanabilirsiniz. Öyle budaklı, daha düz olanı da tercih edebilirsiniz. Ama pamuk dallarında bir ya da iki tane çiçek olmadığı için bazı dallarda 5, 6, 10'a kadar, 10 adet çiçeğe kadar olabiliyor. O yüzden daha budaklı olursa daha iyi olur. Pamuğumu alıyorum. Şimdi pamuktan pamuk çiçeği yapıyoruz. Çok güzel oldular. Umarım beğenirsiniz. 2 santim şeridinde makas yardımıyla kesiyorum pamuğumdan. Bu şekilde. Hepsi eşit olmasını isterseniz yani benden size tavsiye bu şekilde yapın diyorum ama yine de size kalmış. Ortadan böleceğim. Böldükten sonra da bu şekilde iki yöntem göstereceğim. Bunu ortadan bölüyorum ve elimle hafiften bu şekilde düzeltiyorum. Böyle bir topçuk gibi oluyor. En alta da hafiften silikon sıkıyorum. Tabii dikkat etmek gerekiyor. Biraz pamuk pardon, biraz pamuk yapışıyor silikona. Bu şekilde oluyor topçuğumuz. Diğer ikinci yöntemde kestiğim kareyi hafif bir tabağa su aldım. Su yardımıyla şekillendiriyoruz. Yuvarlak topçuk yapıyoruz. Böyle daha bir doğal görüntü elde etmiş oluyoruz. Daha düzgün isterseniz bu şekilde oluyor. Size kalmış. Ben böyle birkaç tane hazırladım ve çalışmama başlayacağım. Dallarımı alıyorum. Pamuk çiçeği 4 tane topçuktan oluşuyor arkadaşlar. 4 tane topçu, 2 taneyi böyle yan yana alıyorum. Daha düzgün olanları seçeceğim herhalde. Bu şekilde aldım. Düzeltiyorum. Oraya da hafiften yapıştırmak adına. Yani normal bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Dört tane topçuğumuzu alıyoruz. Tabii ilk yaptığımı yavaş göstereceğim.
Evet, böyle gayet de güzel görünüyorlar. Kozalağımı da alıyorum. Evet, bu şekilde yapıştıracağım. Her birini böyle yapıştıracağım arkadaşlar. Ve biraz dikkat etmek lazım. Sıcak silikon yakabilir. Daha rahat çalışmak isterseniz, dediğim gibi yanınıza bir kaseye hafiften su koyarak parmaklarınızı batırdığınızda böyle yanmadan kurtulmuş olursunuz. Birleşme yerlerine yapıştırıyorum. Bence çok güzel olacak. Çok doğal görünecek. Diğer ikisini de yapıştırıyorum. En son üst kısmına, orta kısmını birleştirecek şekilde tekrar silikon sıkıyorum ve öyle tutuyorum. Tamamen donmasını bekliyorum. Donduktan sonra da dalıma monte ediyorum. Tabi biraz sabırlı olmak gerekiyor. Tam donduktan sonra kurumuş oluyor. Tamamen yapışmış oluyor oraya. Ben biraz fazladan da silikon sıkarak arka kısımlarına da minik minik parçalar yapıştırıp kozalaktan kapatmak adına bu şekilde size göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel dekoratif ürün oluyor. Her eve uyar, her dekorasyona uyar, her renge uyar. Tabii bizim tarlamız yok, pamuk tarlamız yok, doğal pamuğumuz olmaya da gerek yok. Bu şekilde çok düşük maliyetle kendimiz evde yapabiliriz. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur, beğenmişsinizdir. Mutlaka kanalıma abone olmadıysanız abone olun, yorum yazın, beğeni atın. Ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu şekilde minik minik hazırlıyorum onları. Hazırladıktan sonra dallarım bu şekilde oluyor. İkili, üçlü, dörtlü istediğiniz adet kadar yapabilirsiniz. Evet, fazla 4 tane yaptım. En fazlası dal biraz ağır olduğu için diğer iki dalımı üçlü ve ikili şekilde tasarlamayı düşündüm. Pan çalışmama devam ediyorum. Hızlı bir şekilde sonucu da sabırsızlıkla bekliyorum size göstermek için. Evet, biraz ortalığı batırdık ama sonuç çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve faydalı bulursunuz videomu. Arka kısmını tekrardan bir silikon sıkıyorum. Sonra da dalıma yerleştiriyorum.
dalında da 3 tane adet olmasını tercih ettim. Evet, ilk dalım bu arkadaşlar. Gayet gerçek gibi oldu. Çok güzel oldular. Çok güzel görünüyorlar. Ben çok mutlu oldum. Çok beğendim. Ve severek kullanacağım. Çok tatlı olmadılar mı sizce de? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Mutlaka desteklerinizi esirgemeyin. Bana destek verin. Bu tarz videoların devamına gelmesini dilerseniz mutlaka kanalıma abone olun, beğeni atın ve unutmayın yorum yazın. Ben tek tek bütün yorumları okuyorum arkadaşlar ve her yazan arkadaşa geri dönüş yapıyorum. Bu şekilde vazoma yerleştireceğim. Vazom biraz küçük. Dallarım biraz uzun olduğu için belki iple bağlayabilirim veya bu şekilde koyabiliriz. Evet. Projem de burada sonuçlandı arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için size gerçekten teşekkür ederim. Umarım yeni projelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.